Ah yavne, yavne. Hataylı 34 yaşındaki Türk garson Ali Ahmet Ardaş çalışmak için gittiği Suudi Arabistan'da idam edildi. Ardaş'ın idam edilmesi ardından cenazesinin teslim edilmediğini belirten aile duruma tepki gösterdi. Yani savunulamadı. Sahip çıkılmadı kardeşime. Şimdi cenazesini istiyoruz biz. Ardaş 2006'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da çalışmaya gitti. Burada bir lokantada garson olarak işe başladı. Bir süre sonra uyuşturucu deposunda yapılan baskında yakalanıp tutuklandı. Riyad mahkemelerince yargılanan genç 2008'in Mayıs ayında idam cezasına çarptırıldı. Kısa bir süre önce Ardaş'ın infaz edildiği haberi Türkiye'ye ulaşmış ve ardından Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı Ardaş'ın idam edildiğini duyurmuştu. Haberi alan aile yakınları ise acı duruma tepki göstererek cenazelerinin teslim edilmesini istedi. İdam gerçekleşmeden önce 10 gün arayla Dışişleri Bakanı Suudi Arabistan'daydı. Ticaret anlaşmaları nedeniyle oraya gitmiştik. Dosya önüne sunulmuştu aralarında. Orada hakkını savunurdu. Bu tecrübe Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır. Bu infazı gerçekleştiremez. Hadi bir Amerika vatandaşını infaz etsinler. Bir İngiltere vatandaşını infaz etsinler. Yani bu kadar mı değersizdi benim kardeşimin hayatı? Gelsin. Annem diyor ki bir taşı olsun. Haber ekibimize açıklamalarda bulunan Ardaş'ın kız kardeşi Ceyhan Ardaş, çalmadığımız kapı kalmadı. Kimse bizi ciddiye almadı. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, yani aklınıza gelebilecek her yer. Herkesin kapısını çaldık ama kimse yüzümüze bakmadı. Biz ilgileniyoruz dediler ama sonuca bakın. Dirisi gelmiyor, bari ölüsü gelsin. Hepimiz perişan olduk. Bari bunun için yardımcı olsunlar, sesimizi duysunlar diye konuştu. Gitmediğimiz yer kalmadı. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, yani aklımıza gelecek her yer. Herkesin kapısını çaldık ama kimse yüzümüze bakmadı. Eniştesi Gökhan Duman ise idam Perşembe günü saat 6.30'da gerçekleşti. Suudi Arabistan'ın kanunlarına göre Perşembe günü idam kesinlikle olmaz. Cuma günleri oluyor. Konsolosluğu aradık. Bu bilgilerden herhangi bir bilgimiz yok dediler. Dirisini vermediler, ölüsünü versinler. Biz cenazemizi istiyoruz, devleti göreve çağırıyoruz şeklinde konuştu. Başsavcılarını, Cumhurbaşkanı, Başbakanı hepsini göreve çağırıyoruz. Dirisini vermediler, ölüsünü versinler.